Merhaba sevgili arkadaşlar, burası Aydın dedim Altınkum. Altınkum plajına ikinci bina birazdan sözlü olarak da arz edeceğim. Buna drone görüntüleri videomun başına ekledim. 3 oda, salon, açık mutfak, bir terası olan 4 katlı binanın 4. katı ve müştemilatından oluşan dubleksimiz 1 milyon 300 bin TL'ye satılıktır. Birazdan içini size sözlü olarak arz edeceğiz. Binamız 2020 yılı yapımıdır, krediye de uygundur. Drone görüntüleri bu. İlk önceki binada benim yaptığım bina Ronay Apartman, karşı vakıflar arası, sol tarafta deniz, karşısında bayrağımızın olduğu yer, işte arka tarafı marina, iskele vesaire. Arkadaşlar Altınkum burası, bu plaja ikinci binada, evet ikinci binada mevcut dübleksimizi size arz ediyorum. Burada kaç tane, 4 tane dübleks vardı, 3'ü satıldı, 1 tane kaldı, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Aydın Didim Altınkum'dayız. Halk Plajı'na ikinci binanın dubleks katından size bir dubleks sunumu yapacağız sevgili arkadaşlar. Bu manzaramız böyle ve terastan başlıyoruz. Burayı da bir göster. Evet, terasımız da burada. Dilerseniz bu camlarla kapatırsınız. Burada bir yaşam alanı oluşturursunuz. Bu evin fiyatı ne kadar peki? 1 milyon 300 bin TL. Furkan geç oradan. Evet sevgili arkadaşlar, burası barbekümüz burası. İşte burada da oteller var. Neyse, bu barbeküye biraz daha yakından göster Furkan. Evet, barbekümüz de burası. Burada da bir şey pişirirsiniz, sağlıklı günlerde inşallah yaşarsınız da. Ondan sonra burası da lavabomuz. Terasta bir tane ne var? Evet, bir tane duş alanı da var sevgili arkadaşlar. Banyo, düş, ama burada düş yok, tuvaletmiş. Ben düş biliyordum, bağışlayın beni. Evet, terastan başladık. Herkes aşağıdan bastı, biz yukarıdan başlayıp aşağı gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Akıllı bir evdir. Burada kalan son dübleks'tir. 1 milyon 300 bin liradır diyebilirim. Şu anda en iyi manzaralı ev de budur. Yola cephelidir. Burada ses ısı yalıtımı var. Burada eskisi gibi çok gumbur gumbur geceler yok sevgili arkadaşlar. Zaten Medusa biraz ileride, Sensation Beach biraz ileride. Tabi burada şimdi sessizliği istiyoruz falan diyoruz ya, ama bizim gençler birçoğu da şey istiyor, kalabalığı istiyor. Dolayısıyla dübleksimiz de bu. Burada salonda, mutfak da karşıda. İşte teras, yazın hayat göstermiş, ilk göstermiş olduğum yerde geçiyor zaten dışarıda. Bugün ocağın 30'u. 2020 yılı Ocak 30 mu 31 mi? Şu an 31 Ocak'tayız herhalde. 1 Şubat'tayız. Neyse biz şimdi bakamayız. O tarihlerdeyiz yani, Ocak sonu mu? Evet, Şubat'a geçiş yapacağız. Sevgili arkadaşlar, salonumuz burası. Terasımız burası. 30 olması. 30 Ocak'ta yapacağım. Tamam, gel içeri babacığım, gel kurban oldum. Dur bir dakika, lambalar niye yanmıyor? Lambalar niye yanmıyor? Allah Allah Allah. Karamsar bağlar yok. Evet arkadaşlar, işte dübleksimiz burası. Bugün biz Akbük'te bir yayın yaptık. Ne yaptık orada? Bir şey yaptık. Bizim Tahir kardeşimizin, Hacı Tahir'in bir tane iki katlı bir ev sunduk. Bir abi demiş ki gidip komşu gülü verecek, gidecek. Git bunu ver, nasıl komşu bulacak? Hani emeğe saygı, hani insan, hani hepimiz Müslümanız, cennet var, cehennem var. Şimdi biz oraya gidiyoruz, tamam git bul, sor ben adresi sana söyleyeyim. Kurban oldum abim. Hacı Tahir'e gidip komşuna bunu vereceksin, komşuna sana üstüne komisyon koyacak. Hiç kimse parasız bir şey yapmıyor. Ondan sonra Behlül-i Divane, Harun-u Reşit'i, orada bir makale var, oku. Sevgili arkadaşlar, burası da böyle bakıyorum, sana selamlarımı iletiyorum. Sevgili arkadaşlar, üst katta, 5 katlı binanın 4. katı ve müştemilatından oluşuyor.
Şu anda biz müştemilattayız. Müştemilat nedir peki? Alt kat var ya, dördüncü kat. Bu da işte çatı arası. Çatı arasına da müştemilat deniliyor. Yani ya da çatı arası dübleks yer. İşte altta üç odası var. Üstte de salon ve mutfak var. Yani çok büyük bir yer değil. Ama burası altın kum. Altın da küçüktür. Ama şeyi var, değeri var değil mi yani? Şimdi buralarda da bir metrekare arsa çok pahalıdır. Bir tane benim arkadaşım mühendis Salih abimin selamlarını sunuyorum Ankara'ya. Selamlarını değerli hemşerim Malatyalı abim Ankara'da oturuyor. Babasına bir daire almış. Ak Yeniköy'de 5 dönüm 850 metrekare tarlası var. Ak Yeniköy'de 5 dönüm 850 metrekare arsası var. Komşuya da soracak, komşu nasıl sana söyleyecek? Bu abi hemşerimdir, canımdır, toprağımdır, mühendistir, ülkeye, vatana, millete, size, bana, hepimize faydalı bir insandır. Dolayısıyla benim zaten bir işim var. Hep bana rebel olmaz. Salih abimin babası bizim de babamızdır. Benim yaşlılar, bizim Anadolu insanı babası bizim de babamız sayılır. Dolayısıyla Salih abimin babasına daire alıyoruz. Arsayı 400 liradan pazarlık var. 5 dönüm 850 binde Ak Yeniköy'de. Kendinize içine bir ev de yaparsınız. Doğayla iç içe 400 bin liradan pazarlık var. Size arz ettim onu da. Bu da 1300. Bunu da eğer dinlerseniz, hani halden anlayan bizim türkülerimizde dile getirmişler. Halden anlamazan falan. Halden anlarsanız benim şeyim size rahatsızlık yaratmaz yani konuşmalarım. Durum bu sevgili arkadaşlar. Salon küçüktür, büyük değil. Öyle Urfa, Anadolu, efendim büyük büyük salonlar, cemaatler, yastıklar, çiğ köfte pişireceğiniz, işte mahalleli ahaliyi toplayacağınız bir salon değil. Güzel bir salon, 25 metrekare var mutfakta. Burada ışıklar, aydınlatmalar da yapılmış. İşte yangın, alarmı, asansörü, efendim akıllı ev, ne derseniz var. Gel babam şimdi aşağıya. Komşu gidip görüvereceğim. Kurban oldu. Gel ben de senin komşunum. Evet sevgili arkadaşlar. Bakarım sar bağlar, o kız söyler geliyorlar. Sevgili arkadaşlar, size yukarıda salonla terası bir düş yeri vardı. Mutfak salon teras düş yerini gösterdi. Gel babam gel. Makarım sarmalar. Yunus abi sana selamlar. Bunu da biz değerli abim Karadeniz Kokan Yunus abi bize verdik. Evi ayrı olsun. Yandakini de ben reklamını yapmıştım. Kim aldı bilmiyorum. Ben satmadım. O da güle güle otursun. Sağlıklı huzurlu otursun. Ve evimize geldik. Oho. İçeri kapımıza geldik. Bunlar gergi tavandır arkadaşlar. Bunlar çok elektrik yakmıyor. Onu da söyleyin. Gel babacığım. Gel. 1.300.000. Deprem yönetmeliğine uygundur burası. Binanın altında otopark yoktur. Burada bu altın kumda ben de esnafım, binam yan tarafta. Cidden otopark sıkıntısı yaz aylarında vardır. Bunu da size söyleyeyim. Ama aracınızı 100 metre ileriye park edersiniz. Bizim toplumda burada yer var. Burada yer var. Adam geliyor arabasını kaldırıma koyuyor. Yani aslında ne diyorlar, üşengeç bir milletiz. Ya kardeşim 100 metre ileride park yeri var. Niye kaldırıma park ediyorsun? Dolayısıyla burada park yeri yok. Onu beyan edeyim. Ama park sorunu yok. Ben mahvoluyum. Öyle bir dünyada yok. Kışın her taraf park. Ama yazın 100 metre ötede aracınızı park ederseniz, yani her an bulamazsınız park yeri. Çıktınız mı hemen biri girer. Onu da söyleyeyim. Evet sevgili arkadaşlar. O da bir Furkan. Özür dilerim. Düşünün. Bu da ikinci oda. Oda 2. Çok fazla ışık isteyemeyenler için sade beyaz ışık. Bazen çok ışık oluyor ya arkadaşlar. O ışıklar kafanızı karıştırmasın. O ışıklar böyle lamba lambadır. Maviyi yakarsınız tek mavi yansın. İşte diğerini yakarsınız tek o yansın. Durum bu. Gel babacığım gel. Bu da üçüncü odamız. Fiyatı 1.300.000. Ev öyle çok böyle büyük. Efendim bizim oralarda evler çok büyüktür. Burada ufaktır. Öyle ev beklemeyin arkadaşlar. Burası tatil beldesi. Bir tane abi demiş ki işte Bodrum'da, ben Bodrum'da yayın yaptım. Gümüşlük'te yaptım. Bazı birkaç yerde yaptım. Bodrum'da gerçekten hani Bodrum bizimdir, biz Bodrum'uz. Fiyatlar üçlü. Bodrum'da bu evler alınmıyor. Kurban oldum. Bir tane abi demişti ya,
Yalıkavak'ta denize sıfır yer buldum. 850 bin lira. El insaf. Evet sevgili arkadaşlar, burası da banyo bir. Üstte de terasta bir duş mü, tuvalet gibi, ona banyo denmez. Yani demem şu, 2WC bir banyo var burada. 2WC bir banyo var. Fiyata pazarlık var mı bilemem. Gelirsiniz, sizi beyefendiyle görüştürür. Eğitimcidir. Buranın sahibi öğretmen bir abimiz. Konuşursunuz. Siz nasıl ev almak istiyorsanız, bu bey de, bu emekçi abimiz de Anadolu'dan gelmiş. Burada bir şeyler yapıyor. O da sizin için, o da evini satmak istiyor. Burayı size arz ettik. Ondan sonra Kamil abi, sana da saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.